Evet, selamun aleyküm. Şimdi bugün ahir zamanın günahları içinde yorulan bizlere bir alternatif konuşacağız. Çünkü her şey adeta üzerimize Allah'ı unutturmak, bizi ölümden uzaklaştırmak, daha da dünyaya sevgimizi aşılamak üzere geliyor gibi duruyor. Yani bir nevi manevi taarruz altındayız diyebiliriz ve bazen bundan lezzet alıyor gibi görünsek de işin nihayetinde ruhlarımız cidden çok fazla yaralıp sıkılıyor, daralıyor ve tatminsizlik denen bir hastalığa tutuluyoruz. İşte bu ahir zamanın yaralı çocukları olarak. Buna bir çözüm yok mu? Yani ben bu günahlardan kendimi kurtaramayacak mıyım? Bir şekilde bu sıkıntıların içinden çıkmak istiyorum. Evet, lezzetli görünüyor. Tamam. Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin de zaten bununla ilgili çok güzel bir cümlesi var. Zehirli bal gibi. Evet, lezzetli görünüyor. Ama arkasında zehrini, sancısını yaşıyorum. Hayatımda bunu görüyorum. Yani lezzetin arkasında bir elemi, tatminsizliği ve bunalımı var. Beni doyurmuyor. Hele ki daha da artık bu noktada inatla gitmişsem cehennemi ahirette değil, bu dünyada yaşamaya başlıyorum. Bu yüzden bizlerin bu lezzetli ama zehirli ahir zamana karşı bir alternatif bulmamız gerekiyor. Ne yapacağım sorusunun cevabını birlikte arayacağız. Ve emin olun uygularsak bu hayatımıza çok büyük bir çözüm getirecek. Dünyada daha cennete gitmeden cenneti yaşayabiliriz. İslam'da şöyle bir nokta var. Sanki lezzet almamızı istemeyen, tamamen bizi kapatan ve hiçbir şekilde işin mükafatını sadece cennete erteleyen bir din anlayışı veriliyor. Ama Bediüzzaman adeta hayır bu böyle değil der gibi diyor ki hakiki, elemsiz, kedersiz lezzet yalnız iman ve iman dairesinde bulunur. Bu kedersiz lezzet yalnızca imandadır diyor. Bakın dikkat edin, bu hakiki lezzet cennettedir veya aradığınızı sadece cennette bulacaksınız demiyor. İman dairesinde öyle bir lezzet var ki siz o lezzeti aldığınızda dünyada dahi cenneti yaşayacaksınız. Hatta bu noktada veciz bir söz değil mi? Allah dünyanın cennetidir. Ve gerçekten öyle. Allah'ı bulan kalpler dünyada haramın o pis, elemli, tatminsiz lezzetlerine, zehirli zevklerine tenezzül dahi etmemişler. Bundan dolayı bizler gayrimeşru lezzetlerin alternatifi olan helal dairede imanın lezzetini almanın yollarını aramalıyız. İşte bu iman dairesindeki lezzeti bulursak emin olun haram daireden kendimizi çekmek daha kolay olacak. Bediüzzaman'ın yine bu noktada bir sözü var. Diyor ki helal dairesi geniştir, keyfe kafi gelir, harama girmeye hiç lüzum yoktur. Bakın hiç diyor, kesin bir çizgi çiziyor. Hiç lüzum yok. Yani bunu bu zamana kadar bu kardeşiniz belki şöyle anladı. İşte helal dairede mangal yapalım arkadaşlar. Helal derde pikniklere gidelim, eğlenelim. Orada da bir lezzet var mı? Var. Ama bu işin özü aslında şu diye algılıyorum şu an. Helal dairenin içinde imanın öyle bir lezzeti var ki harama girmeye gerçekten lüzum bırakmıyor. İşte o imanın lezzetini arayıp bulmalıyız, bulmak lazım. Bulanlardan birkaç örnek vereyim. Mesela Musab bin Umeyr. Yemen'de sayılı soylu ailelerden birinin çocuğu. Giydiği kıyafeti bir daha giymeyen, ayakkabıları özel ayarlanıp özel getirilen, kokuları ta Yemen'den başka diyarlardan onun için tek, sadece ona has getirilen ve çok yakışıklı biri biliyorsunuz Musab bin Umeyr. Ve o hayatın içerisinde arkadaşlarıyla eğleniyor, geziyor, tozuyor ama gönlünde bir şey eksik. Bir şekilde o tatmin noktasını bulamıyor. Ahir zamanın çocukları bizler gibi. Bir şey hep orada yarım. Ve arayış içindeyken en yakın arkadaşlarından biri Habbab bin Ered'in demirci dükkanına gidiyor ve Habbab bin Ered ona diyor ki Musab, ben öyle bir şey buldum ki kesinlikle gönlünde senin de bunu bulman lazım. Çünkü sen gerçekten imana çok layık bir gönül, bir yürek, bir ahlak taşıyorsun. Ne kadar dünyada da olsan, ne kadar şu an Allah'a inanmıyor da olsa Musab, evet gerçekten o imana hak eden bir gönül taşıyor. Çünkü arıyor, istiyor, bir şeyleri doldurmak istiyor. Ve işte iman onun gönlünü doldurduğu anda ayet orada tecelli ettiğinde Musab işte aradığımı buldum diyor. Kokular, kadınlar, lüks yemekler, ortamlar, soy, sop. Musab yıllar sonra Uhud'da üzerinde bir çulla başını çekiyorsun, ayakları açıkta kalıyor. Ayaklarını çekiyorsun, başı açıkta kalıyor. Bir çulla vefat ediyor. Efendimiz onun o durumuna dahi ağlıyor, hüzünleniyor ama Musab her şeyden vazgeçecek bir gönlü nasıl yakalıyor? Kesinlikle orada imanın verdiği manevi lezzetle. Hakiki lezzeti bulan adam dünyaya meydan okur gibi her şeyi elinin tersiyle itebiliyor. İşte bizler
gayrimeşru lezzetlerin alternatifini gönlümüzde bulmak zorundayız. Bunun için çabalamak zorundayız. Bununla ilgili yine videolar çekeceğiz. Ne yapabilirim de o hazzı, o imanın lezzetini alabilirim? Bununla ilgili çalışmalar yapacağız. Ama bir tüyo, kesinlikle Allah'ı anlatan, tevhidi manaları, la ilahe illallah'ın manalarını anlatan, Allah'ı tanıtan içerikte eserler ve videolarla bu işe başlamalı. Allah'a götüren dostlarla bu yolda yürümeye çalışmalıyız. Ön bir bilgi olsun diye söylüyorum. Ama ne yapıp edip imanın o güzelliğini gönül dünyamıza sokmak zorundayız. Aksi halde ahir zamanda böyle günahların olduğu pespaye bir zamanda tutunmak çok zor. Şu süreçte de tabii bunun mutlaka engelleri olacak. Öyle pat diye insan herhalde imanı alemine sokmak istemez. Hayatımızda mutlaka bununla ilgili engeller var. Vazgeçmek istemediğimiz zehirli ama lezzetli ballar var ve bunlar bizi frenliyor muhtemelen. İyi bir analizci olmak lazım sanırım ilk süreçte. Gerçekten ben ne istiyorum? Gerçekten aradığım buralarda mı? Buralardaysa niye hala bu tatminsizliği ve bunalımı yaşıyorum? İçinde bulunduğum hayat beni nereye götürüyor? Acaba sevdiklerimle tatmin olacağım ebedi bir aleme, ölüme çare bulacak, çözüm bulacak bir hayat mı yaşıyorum? Yoksa tamamen ye, iç, biraz zevk al ve öl. Çözümsüz bir hayatın içinde miyim? Sanki burada çözümü o imanı aramanın en güzel yollarından biri sorgulamak. Kendini sorgulamak, içinde bulunduğun zevkleri sorgulamak. O sorgu sanırım bizi çözüm arayışına götürmede bir yol olabilir diye düşünüyorum. Çünkü ben nacizane bu işe böyle başladım diye böyle bir geçmişe baktığım zaman evet ben niye bunlarda elem çekiyorum? Niye aradığımı bulamıyorum? Annemi babamı göremeyecek miyim? Yani görsem de bir ahiret var deniyor. Niye bu beni, bu fikir, bu düşünce beni tatmin etmiyor? Oraya bir hareket sergilettirmiyor. Şöyle hayatımdaki o eksik noktaları, beni frenleyen noktaları bir çıkarmaya başlayarak ve imanı gerçek manada nasıl elde edebilirim? Bunun bir delili ispatı var mı? Deyip arayışa girdikten sonra sanırım Cenab-ı Hak o manaları alemimize sokuyor, bize ihsan ediyor. Yani demek ki iman öyle oturduğun yerden insana gelmiyor. Bir gayret, bir sorgu süreci lazım diyoruz ve özetle bu sohbet bize şunu mesajı verdi. Dünyanın elemli zevklerine bir alternatif bulmak zorundasın. Aksi halde böyle bir zamanda tutunmak çok zor. Ve Allah alkolün alternatifini yarattığı gibi güzel içeceklerle, hınzır etinin alternatifini yarattığı gibi güzel yiyeceklerle, dünyanın elemli haram zevklerinin de alternatifini iman dairesindeki imanın lezzetiyle yaratmış. İnsan onu ara ve bul.